Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu. Mustafa Kemal'in dehasına karşı elden ne gelirdi demişti. Savaşı kaybeden İngiltere Başbakanı Lloyd George. Parlamentoda kendisine yöneltilen suçlama ve tenkitlere cevaben. Bugün özel yayınımızda o büyük önderin dehasını 19 Mayıs'a giden süreci o günü ve sonrasını konuşacağız. Konuğumuz araştırmacı yazar Sayın Cengiz Özakıncı Hocam hoş geldiniz. Hoş teşekkür olduk. ederiz davetimizi kırmadığınız için. Süremiz ben az, konuşacağımız ederim. konu çok. O yüzden hemen ilk başlıyorum. Anlatalım. 19 Mayıs'ı hazırlayan tarihsel koşullar kuşkusuz son derece önemli. Önce isterseniz oradan başlayalım. 19 Mayıs'ı hazırlayan tarihsel koşulları anlattığımız zaman e, bu defa... E, Atatürk karşıtlarının Atatürk'e atfettikleri bütün iftiralar çökecek. Siz o nedenle mi bu soruyu soruyorsunuz? Kuşkusuz sordunuz? hocam. Çünkü bu konuya ilişkin çok sayıda iddia var. Konuşuluyor evet. açık açık artık günümüzde. Ee, ve e, ne yazık ki çok da sizin yayınlarınız dışında cevap bulamıyor. Şimdi e, Atatürk'ün e, 1919'da Samsun'a e, çıkışı e, dinin bütün diyenler tarafından bir de dinsizim diyenler tarafından her iki taraftan da e, karalandı. Tarihimiz bize ters çevrilerek öğretilmeye çalışılıyor. Şöyle ki Atatürk e, İngiliz ajanıymış onlarla danışıklı olarak e, Samsun'a çıkmış. Ve onların isteklerini yerine getirmek üzere e, çalışmış bütün hayatı boyunca. Bu bir yurtsevere yapılacak en büyük hakarettir. Şimdi biz bu hakaretin e, dayanığı öncesini koparmak sonrasını koparmaktır. Sadece birkaç günü ele alıp işte gördünüz mü demektir. Sorunuzun yanıtını aslında ben 4 yıl kadar önce, 5 yıl önce Evet Nisan e, 2010 yılında bütün dünya dergisinde yanımda getirdim. E, bu da geçer Yahu başlıklı makalemde verdim. Bu makalemi bugün sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Bu bütün dünya bakın e, bu dergide bu da geçer Yahu başlıklı yazıda, Atatürk'ün İstanbul'a, e, ordularımız yenildi, mütareke imzalandı Montrose mütarekesi, Atatürk İstanbul'a geldi. İşte o geldiği günden itibaren 16 Mayıs günü Bandırma Vapuru'na binene kadar geçen sürede İstanbul'da neler yaptığını anlat ve şöyle başladık olaya. Kasım 1918 Atatürk İstanbul'a geri çağrılmıştır. Mondros Mütarekesi imzalanmıştır ve Atatürk'ü de devlet geri çağırıyor İstanbul'a başkenti. Atatürk'ün yaptığı iş derhal silahlarınızı toparlayın, gömün, hazırlayın. Bundan sonra Milletimiz kendi kurtuluşunu kendisi savaşarak sağlayacaktır. Kasım 1918. Evet. Hazır olun. İşte burada yazdık. Bakın tarihi de var. Ee, terhis edilecek kuvvetlerimize ait teçhizat, silah, cephane ve başka araçların toplanıp saklanmasına dair emir veriyor. Saklayın bunları, düşmana teslim etmeyin diyor. Ali Fuat Paşa'nın anlatısı da şu, artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün orduyla beraber yardım etmemiz lazımdır diyor İstanbul'a gelmeden önce. Katma İstasyonu'nda karşılaştığı Alili Cenani Bey'e de örgütlenin, ulusal bir güç oluşturun, kendinizi savunun diyor ve dolayısıyla ulusal direnişin tohumlarını henüz Adana'da, Mersin'de, İstanbul'a dönmeden birkaç gün önce atıyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Kazım Karabekir diyor ki: Kurtuluş Savaşı'na o 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmışlar. Yalan efendim yalan. Ben Nisan ayında Anadolu'ya geçtim diyor. Kazım Karabekir ne diyecek bu belgeler karşısında? Ondan tam bir yıl önce, bir buçuk yıl önce Atatürk ulusal direnişin tohumlarını atmış, emirlerini vermiş ve halkı örgütlemeye başlamış. Ha. Yani kafasında o niyetle geliyor İstanbul. Evet o niyetle Bir gelir. şeyler yapacak. Evet. Bütün bu halkı örgütleyip silahlandırıp bundan sonraki silahlı direnişi hazırladıktan sonra İstanbul'a geliyor. Gelir gelmez İngilizlere sizin mı diyor. Çok önemli. Pera Palas'ta. Pera olsun. Şurası olsun, burası olsun. Evet. İngilizler diyor ki sizinle dost, dost olalım. İşte Atatürk karşıtları, Atatürk'ün İstanbul'daki taktik gereği İngilizlerle birlikte olmak, İngilizlerin niyetini anlamak için yaptığı konuşmaların tümünü alıyorlar. Gördünüz mü? Adam İngilizlerle birlikte bir şey hazırlıyor. Samsun'a gönderilmesinde zaten İngilizlerin işi gibi Deniyor. laflar ediyorlar. Ne diyor Atatürk? İstanbul'da İngiliz ileri gelenleriyle görüştüğü gibi İtalyan ileri gelenleriyle görüşüyor. Consfrosa ile görüşüyor. Raip görüşüyor. Bennett'la görüşüyor. Hepsine sizin Hepsi... adının mı, bundan mı diyor. Şöyle diyor. Savaş bitti. Biz de yenildik. Tamam. Şayet e, İngilizler e, Anadolu'yu e, kendilerine ayıracaklarsa... O zaman e, biz kendilerine yardım etmemiz lazım. Şimdi fakat şunu söylüyor. İnsaniyetimize riayet etmeleri koşuluyla İngilizler siyasi haklarımıza riayet etmeleri uygun olmaları koşuluyla dost dostluk olabilir. Bütün bunları alıyorlar şimdi. Gördünüz mü İngilizlere dostluk gösterdi. İngilizlere şunu gösterdi, şunu bunu gösterdi. Bakın hangi koşullarda ne yaptığını da bütün dünyanın bu ay çıkan sayısında okuyabilirler benim Atatürk'ün Milletler Cemiyeti Zaferi başlıklı yazımın girişinde Atatürk'ün hangi koşulda ne yaptığını anlatıyorum. Henüz İngiliz ne yapacağına karar vermemiş o günlerde. İngilizlerde iki ayrı görüş var askeri kanadın görüşünü Churchill ve Lord Curzon temsil ediyor. Onlar diyorlar ki Rusya'da Bolşevik devrim oldu. Türkiye'yi parçalamayalım. Bütün olarak tutalım. Sovyetlere karşı bir set oluştursun. Sovyet yayılmasına set çeksin diyor. Sivil kanat Lloyd George Diyor ki hayır efendim Kürdistan, Ermenistan'a parçalayalım. Orayı da Rumlara verelim. Burada da Pontus olsun diyor. İngilizlerin sivil ve asker kanadındaki çelişkiyi Atatürk an be an izliyor. Belki de o yüzden yaklaşıyor bu kadar. Evet. Onların niyetinin ne olduğunu an ve an nabız yokluyor. Aynı zamanda bir istihbarat subayı değil mi? Tabii Atatürk. ki. Atatürk gün e, e, Yunanlıların Ege'ye asker çıkma, çıkması olayı, Yunanistan'ın ordularının Ege'ye çıkması İngiliz'in niyetinin kesin anlaşıldığı nedeniyledir ki artık siyaseten yapılacak hiçbir şey kalmadı. İngiliz kanadında Lloyd George kafası egemen oldu. Lord George da kasabın tekidir. Bütün Türkleri doğrayacak. Haydi o zaman Kurtuluş Savaşı başlıyor dendi. Yani... ...siyasi olarak yapılacak hiçbir şey kalmadığını anladı. Yunanlar ve Anadolu topraklarına evet. çıktıklarında. Evet. Şimdi bakın. Ee, general Alembi, e, Filistin, Kudüs filan oraları işgal ediyor İngiliz general. Şubat ayında İstanbul'a geliyor bu adam. Ve Mustafa Kemal'in Halep'te bir orduya e, görevlendirilmesini teklif ediyor... İstanbul'dan gitsin yani. Çünkü İstanbul'da her an darbe yapabilir. Çok önemli. Subayların e, nezdinde büyük saygınlığı olan bir general. Bu biliniyor ama değil mi? Tabii. Bu zorluk burada. İşte General Alimbi yani Kudüs yani İngilizler, ordusu. İngilizler Mustafa Kemal'in bir şey yapabileceğini de biliyorlar. Evet işte buraya da getirdim. Şubat ayında İstanbul'a geliyor. Mustafa Kemal'in Suriye'ye bir ordunun başına atanmasını istiyor. Mustafa Kemal red ediyor bunu. Red ettikten sonra İngiliz belgeleri ki Sayın Biler Şimşir bu belgeleri yayınlamıştır. O belgelerinden 28 Şubat 1919 tarihli olanı sürgün listesidir. Kimler sürülecek listesi? Alembi'nin istediği liste. Mustafa Kemal birinci sırada yer alıyor. Kazım Karabekir 30. sırada Biraz yer alıyor. Biraz hocam. Bakın bu 28 Şubat 1919. Niçin sürülecekmiş Mustafa Kemal? Ee, İngiliz'in verdiği görevi kabul etmediği için. Evet. Şimdi burada... Peki niçin kabul etmiyor? Kafasına çünkü planları... başka bir plan var. Şimdi ben burada kritik soruyu tekrar evet. sorayım hocam. İddia olunduğu üzere evet. İngilizler yardım etmediyse hı hı. Ee, bu noktadan tekrar İngilizlerin güvenini kazanarak Samsun'a 19 Mayıs'taki çıkış sürecine nasıl getiriyor Atatürk? E? O çok kritik, çok büyük bir deha. Tekrar güven telkin etmek zorunda. Çünkü Tabii. İngilizlere güven, ve, güven telkin benim. ediyor. Ve e, İngilizlerden büyük bir kısmı İngiliz işgal yetkililerinden büyük bir kısmı Mustafa Kemal'i kendilerine zararı olmayacağı düşüncesindeler. O noktayı getiriyor yani. Neden? Evet. Ya 1916 yılında Yakup Cemil İttihat Terakki'nin silahşörü baskınlar yaparak Enver'i vuracak, Talat'ı vuracak, yerine Mustafa Kemal'i getirecek. Sebep Almanlarla yanlıştır ittifakımız İngilizlerle İngilizler. ittifak olmamız lazım. Bu İngilizlerin kaydında yok mu? Var. Peki Mustafa Kemal'in 1917'de Vahidettin'le birlikte Almanya'ya gidip orada teftişler sırasında yanlış safta savaşıyoruz dediği kayıtlarında yok mu? Var. Alman Erkan'ı harbini eleştirdiği yok mu? Var. E, i̇ttihatçılarla arasında mesafe ve hatta kırgınlık ve hatta öfke olduğunu bilmiyor mu İngilizler? Biliyor. Yani e, adamın seceresinde Alman karşıtlığı olduğundan Mustafa Kemal'e güvenebiliriz diyorlar. Çünkü Alman karşıtı. Yani ittihat terakkiyici değil. Hı hı. Bu. Birkaç faktör e, onun e, güven, e, kendi konuşmalarında, ilişkilerinde de güven telkin ettiğinden... Nisan ayında İngiliz istihbaratı şöyle bir nota veriyor Osmanlı Devleti'ne. Doğu Karadeniz'de ki Rum ve Ermenilere, Ermeni çetelerine karşı koymak için Türkler de çeteler kurdular ve çeteler arası çatışmalar başladı. Doğu Anadolu'da da Tıpkı Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi sosyalist şuralar örgütlenmeye başlıyor. Mütareke gereği asayişin bozulduğu yere asker çıkartıcı, çıkartmakla e, yükümlüyüz. Ey Osmanlı Devleti ya o Doğu Karadeniz'deki Türkleri bastır, Doğu Anadolu'daki şura Sovyet örgütlenmelerini bastır, Yoksa ben asker çıkartacağım oralara diyor. Bunu bu e, notada şunu bunu gönder yok. Yani Mustafa Kemal'i gönderin o bastırsın gibi bir şey yok. Gidin bastırın. Nasıl bastırıyorsunuz? Yani Osmanlı diyor ki ya bastır, Türkleri ez diyor yani. Doğu Karadeniz'deki Türkleri çeteler kurarak Rum ve Ermenilerle çatışan Türk... Çetelerini silahsızlandırıp bastırırsan mesele yok. Ama yapamazsam ben e, işgal hakkımı kullanacağım diyor. Hı hı. İşte bunun üzerine bir e, heyet gö görevlendiriliyor. Atatürk ve Vahdettin'in verdiği görev, Davat Damat Ferit'in verdiği görev, İngilizlerin bu isteği üzerine oluşturulan heyetin başkanı olmaktır. Yani Atatürk'e verilen görev gitsen vatanı kurtar değil, gitsen e, saldırgan Rum ve Ermeni çetelerine karşı koyan Türk çetelerini bastır, yok et görevi veriliyor. Bu görevleri de getirdim size burada. Bakın, işte bu görev kağıdı burada. Bu Özgün tıpkı baskıdır. Mustafa Kemal'e ne görevler verildiğini ortaya koyan. Aynısı bu tıpkı basım. Çok hatta hatta e, tıpkı tıpkı basım. 1943 yılında Tarih Vesikaları dergisinde bu yayınlanmıştır tıpkı basım olarak. Bakın bütün bunlar ...müsveddeleri yayınlanmıştır. Bakın müsvedde olduğunu göreceksiniz. Üstü karalanmış başka Düzelt, bir şey yazılmıyor. Evet. Bunların müsveddeden sonraki son aldığı şekiller yayınlandı. İlk kez burada müsveddeleri yayınlıyoruz. Müsvedde yayınlamak, bakın bu belgeyi de göreceksiniz. Müsvedde altı çizili yerler var, üstü çizili yerler var görüyorsunuz değil mi? O görev böyle birdenbire küt diye oluşmamıştır. Çeşitli makamlar, aa bu olmasın, bu yetki verilmesin, o o yetki verilsin diye e, üzerinde, üzerinde oynamış. oynamışlardır. Pek çok tarihçi bu belgelerin şu an gördüğümüz taslaklarını değil, son aldığı biçimi yayınlamışlardır. Nereden bileceğiz hocam? Şöyle... Biz bu taslakları ne, neden önem veriyoruz? İşte o görev öyle kolay kolay oluşmadı. Hangi yetki verilsin, hangi yetki verilmesin? <laughs> Bunu ilk kez sizin televizyonunuzda gösteriyorum. Bu gösterdiğiniz Gelecek e, aylarda Cumhuriyet. bütün dünya dergisinde Atatürk'e verilen görev e, e, konulu bir yazımızda bunları e, gösterdiğiniz anlatacağız gösterdiğiniz taslaklar e, Türkiye evet. Cumhuriyeti devletine özgürlüğe giden yoldaki belki de ilk yazı evet. çok önemli. E, evet. Şimdi hocam, şu e, devam edeceğiz. Şuraya kadar Hı. bir toparlamak, toparlamak. Anladığımı sorayım tekrar tamam. size. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı andan itibaren Atatürk Anadolu'da örgütlenmek ve gerekirse halkın e, mücadeleyi kendi evet. başına yürüterek Kurtuluş Savaşı'na giden bir köşeli yolu. parantez. Bunun belgeleri Kurtuluş Savaşı'nda İçel adlı kitapta Mersin Gaziler Derneği'nin yazdığı belgesel kitapta mevcut. Yani yerinde Atatürk'ün emri verdiği yerde bulunan Hı hı. Ve Kurtuluş Savaşı'na katılıp gazi olanlar Kurtuluş Savaşı bittikten sonra oturup bunu yazmışlardır. Aklında bu fikirle evet. ve bu örgütlenme biçimiyle evet. İstanbul'a geliyor ve evet. oradaki bütün imkanları evet. gerekirse sizdenim, değilim diyerek evet. bütün imkanları bu amaç uğruna kullanıyor. Anladığım evet. bu? bu. Yani hani İngilizlerin adamıydı, çözümü adamıydı, tüketiyor bunun orada. adamıydı değil. Evet. Yani ben... Kurtuluşa inanıyorum, evet. kurtuluş savaşına inanıyorum, bunun içinde her şeyi kullanıyorum diyor Atatürk. Aynen öyle. Peki. İngilizlere de pabucunu ters giydirmiştir. Bakın, İngiliz siyaseti kadar köklü ve e, bütün politik taktikleri bilen başka bir ülke yoktur. Eğer e, uluslararası ilişkileri öğreneceksiniz, İngiliz emperyalizmi tarihini okumak zorundasınız. Ancak onlardan öğrenebilirsiniz. Dünyanın en becerikli politik oyunlar ve taktikler geliştiren merkezini yenmiştir Atatürk. Evet. İngilizlere pabucunu ters giydirmiştir. İstanbul'daki etkinlikleri İngilizleri eski deyimle ifade etmiştir. Kendisine güvenmelerini onlara onları ihval ederek sağlamıştır. Güvenlerini sağlamıştır. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamıştır İngilizlerin en aklı çalışan, en zeki, en becerikli istihbarat ajanlarıyla oynamıştır. Hepsi de Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderdikten e ee, bir 20 gün kadar sonra ayılmışlardır ifade edildiklerini. İşte o zaman geri çağırma başlamıştır. Geri çağırma emirleri Mustafa Kemal'in onları ifade ederek çok geniş yetkilerle Anadolu'ya e, gitmelerini sağladıklarını ve bunda aldandıklarının kabulüdür geri çağırma kararı. Aldandıklarının kabulüdür. İngiliz e, bakın Atatürk'ü e, işte e, İngilizlerle danışıklı gösteren kesime sesleniyorum. Bir cevap vereceğiz öyle mi hocam? E, şöyle bir, Hakkındaki görüşleri. Şöyle bir tokat atalım onlara. Peki. İngilizler Mustafa Kemal Anadolu'da e, onların istediğinin tam tersine Türk çetelerini güçlendirmeye başlamış. Gider gitmez. Evet. Onların verdiği emir neydi? Az önce gösterdik emir kağıdını. Hı hı. Git Doğu Karadeniz'deki Ermeni ve Rum çetelerine karşı örgütlenen Türk çetelerini bastır. Emir bu. Gidiyor ne yapıyor? Peki bu emir ne yapıyor gidip Vahdettin tam tersine Türk çetelerini güçlendiriyor mi? ve Rumların ve Ermeni çetelerinin kökünü kazıyor. İngilizlerin emri mi hocam? Bu emri evet. kimin emri? Yani bu emir İngilizlerin in emri İngilizlerin. Mustafa Kemal'i desteklediği söyleniyor. Bu Hı -hı. Emri, emri Osmanlı İmparatorluğu kabul ediyor. Çünkü İngilizler ne diyor? Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de böyle böyle kaynaşmalar var bu Türk kaynaşmalarını bastırın. Bastırmazsanız işgal edeceğim. peki el altından acaba iddia edildiği <laughs> gibi tamam sana bu, bu yönlü bir görev veriyoruz ama git orada Türkleri güçlendir. İşte o zorunda. çok uydurulmuştur. Aa, aslında o da takiye yapıyordu, bu da takiye yapıyordu. İşte Vahdettin İngilizlerden yana görünüyordu ama aslında vatanın kurtuluşunu istiyor. Peki o zaman Atatürk'ün böyle yaptığına niye inanmıyorsun? Yani Vahdettin'e e, İngilizlerden yana göründü aslında vatanın kurtuluşunu istiyordu diyorsun da... ...aynı hakkı Atatürk'e niye tanımıyorsun kardeşim? Evet. Şimdi bakın bunların hepsi fasa Mustafa İngilizler, e, Mustafa Kemal Atatürk e, Samsun'a çıktıktan sonra... ...onların verdiği emrin tam zıttını yapmaya başladıktan sonra geri çağırma emri vermekle yetinmediler... Hı hı. İdam hükümleri verildi falan filan gıyaplarında. Atatürk'ün İngilizlerin hiçbir isteğini yapmadığının ve Anadolu'da da İngiliz e, e, takiyecisi olarak, aslında İngilizlerin hesabına çalışan bir adam olmadığının kesin kanıtını sunuyorum. İngilizler Atatürk'ü Anadolu'da öldürmek için, Ankara'da öldürmek için Mustafa Sagir adlı bir Hintliniği, İngilizler tarafından büyütülmüş, okutulmuş bir ajan, istihbarat ajanını Hintli Müslümanların yardımını getiriyorum size diyerek Ankara'ya gelmiş. 3 milyon İngiliz sterlini getireceğim size, nereden, hangi yollarla getirebilirim vesaire. Atatürk bunun İngiliz ajanı olduğunu ilk görüşte anlamış, izlettirmiş, izlettirmiş. Suçüstü yakalatmış mektuplarının e, arasında satır aralarında e, mürekkeple yazılmış mektupta e, sürekli e, övgüler var Mustafa Kemal'e satır aralarında öldüreceğim fakat geliş gidiş yollarını e, şimdilik tespit edemedim gibi kripto. E, satır aralarında görünmez mürekkeple yazılmış şifreler var. İstanbul'daki güya bir Türkiye gönderiyor. Halbuki İngiliz işgal kuvvetlerine gidiyor mektuplar. Her gün mektup. Bunu yakalatıyor Atatürk. Yargılı, yargılanıyor. Adam itiraf ediyor Atatürk'ü öldürmek üzere geldiğini. İtiraf da ediyor. Yani İstanbul'daki İngiliz işgal kuvvetleri Ankara'daki Atatürk'ü Mustafa Kemal'i öldürtmek için ajanlarını göndermişler. Ajanları da çalışmakta. Fakat suçüstü yakalanıyor. ama mahkum ediliyor. Ajan. Evet. Ankara'da asılıyor. Fakat şurası çok önemli. İngilizlerin ulusal bayram gününe denk getiriyor Atatürk. O İngiliz casusunun asılması günü İngilizlerin her yıl kutladıkları Kraliçe Victoria günü. Cevap veriyor. Ondan önce İngiliz e, diplomasisi e, sürekli Ankara'ya diyor ki asmayın. Takas yapalım. Şöyle olsun, böyle olsun. Hocam şu, burada bu şu soruyu sormak... Oyalıyor onları ve tam o onların günü. bayram günü casuslarını sallandırıyor. Şimdi bu adam İngilizlerin şimşeğini çekebilecek her şeyi yapmış bir adama siz İngilizlerin buyruğunda diyorsanız Ben sizi insan olarak göremem Yani bir, bir soru ö, bir, daha ne sonra, diyeyim yani Bir ne soru diyeyim? daha Nasıl? izin verin hocam Buyurun, Ara vermemiz gerek ama bu soru çok tam da yeri Peki Anadolu'da hep akıllarda bu soru var Daha doğrusu bu iddialar arasında işte Anadolu'daki Mustafa Kemal'e Dönemin kudretli devleti İngiltere evet. Veya Osmanlı İdam ile arıyor Evet Yakalayamıyor mu hocam? Gidemiyor mu? Yani nasıl bir güç -19 kaldı? 19 Mayıs vardır. Bunlardan bir 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a işte Bandırma vapurunun yanaştığı gün. Sabaha karşı 004. İkinci 19 Mayıs tam bir yıl sonra. 19 Mayıs 1920. 19 Mayıs 19, 1919'da Samsun'a çıktı. Bir yıl sonraya geliyoruz. 19 Mayıs 1920'ye geliyoruz. Atatürk ee, geriye çağılıp gelmedi vesaire vesaire. İstanbul'da onun hakkında idam hükümleri çıktı gıyabında. Hı hı. Fetvalar çıktı. Gıyaplarında idama mahkum edildiler. Atatürk Samsun'a çıkışının tam birinci yıl dönümünde kendisini idama mahkum edenleri idama mahkum etti gıyaplarında. 2. 19 Mayıs günü de budur. Kim onlar? Bütün İngilizciler başta damat Ferit olmak üzere sonra işte Mevlanzade Rıfat vesaire 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 gıyaplarında idama mahkumu ettiler. Atatürk 16 Mayıs 1919 günü Bandırma vapuru'na ayağını attığı dakika yargılanmaktaydı İstanbul'da. Evet, mahkemeleri vardı. Atatürk'ün İstanbul'da geçirdiği, işte o mütarekeden sonra geldiği İstanbul'a da 6 ay kaldı, e, Nisan ayında da e, bir şeyler oldu, Mayıs'ta da gitti ya, İşte o 6 ay içerisinde İstanbul'da geçirdiği günlerin tamamı, 7-8 yıl önce bütün asker, e, silivriydi Balyoz'du, Ergenekon'du diye Haklarında dava açılan sahte deliller üretilenlerin başına ne gelmişse Atatürk'ün de başına İstanbul'da o 6 ay içerisinde o geldi. Çok ilginç bir noktaya geldiniz. Bir virgül koyun kısa evet. bir ara verelim. Tamam. Değerli izleyicilerimiz de eminim merak ediyorlar en az benim evet. kadar. İkinci bölümde Silivri ve e, Atatürk'ün yaşadıklarıyla devam edelim. Evet. Ama değerli izleyicilerimizden kısa bir ara rica edelim. Değerli izleyiciler 19 Mayıs özel programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Araştırmacı yazar Sayın Cengiz Özakıncı ile birlikte 19 Mayıs'ı öncesini ve sonrasını konuşuyoruz. Ben ilk defa e, sizden bu gece duyduğum şeyler var. Bu kadar okumakma ve araştırmama rağmen eminim değerli izleyicilerimiz de son derece faydalı bir gece geçiriyorlar eğer bu programı izliyorlarsa. Tamam, Şimdi mi? hocam aradan önce şöyle dediniz 19 Mayıs öncesinde Atatürk'ün İstanbul'da başına gelenlerin, Bundan daha birkaç yıl evvel Silivri'de de bir benzes, benzerini gördük, yaşadık evet. dediniz. Ben de burada bir virgül koyun, aradan sonra bunu bize açın demiştim, Siz dinliyorum. Ee, Neden dendi e, Silivri vesaire Türk subaylarımızın başına gelen suçlamalar için? Silahlı kuvvetlere komplo yapıldı dendi. En üst düzeyde açıklama bu. Evet, denilen noktada ama o zaman öyle tabii bir tabii. şey yok. Yani da, en sonunda kumpas oldu e, ortaya çıkıyor. Evet, siyasi iradeyi temsil eden e, kişiler dediler ki Türk silahlı kuvvetlerine bir komplo kurulmuş. Evet. Bunu anladık dediler. İşte işgal yıllarında yani mütareke günlerinde e, Atatürk'ün 6 aylık yani, 19 Mayıs'tan önceki 6 ay boyunca İstanbul'da başına gelenlere baktığımız zaman çok benzer komplolarla karşılaştığını görüyoruz. Mesela 14 Mart 1919 günü Hukuku Beşer diye bir gazetede Atatürk'ün sandık sandık Ant Almanlardan sandık sandık altınlar aldığına dair haber çıkıyor. Bir gazetede işte diyorlar ki Mustafa Kemal Paşa e, Almanlardan sandık sandık altın aldı röşvet olarak. Düşünebiliyor musunuz? Yani Mustafa Kemal bir bakıyor, aa bu ne? diyor. Hemen arkasından... Gazeteler aracılığı iftiralar. E, İstanbul Polis Müdürü de bir demeç veriyor e, basına ki memur görevli masına demeç veremez ama veriyor ve İstanbul Polis Müdürü dedi ki Mustafa Kemal şöyle şöyle kötü böyle böyle kötü şu 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 suçları işledi diye bir yayın. Mustafa Kemal ona da bakıyor. Allah Allah diyor. Ve hemen arkasından İktam gazetesinde vaktiyle yıldız yağmasına karışmıştı. <laughs> Darbeci ilan ediliyor yani e, Mustafa Kemal. Yani e, Abdülhamid'in tahttan indirilmesinde parmağı var diyor falan. Tamam mı? Hatta Yıldız Sarayı'nın yağmalanmasında da başı çeken adamdır şeklinde S sür manşet. Yani şunu demek istiyorum. Son e, 7-8 yıldır subaylara ne iftiralar atıldıysa benzerleri, 1919 yılında İstanbul'dayken henüz Samsun'a çıkmadan önce Atatürk'e ve yalnız Atatürk'e değil tüm değerli subaylarımıza yapıldı. Sahte belgeler üretildi. Evet. Gazetelere Sahte dedi. söyleşiler yapıldı o dönemde. Ve bütün nihayet Mustafa Kemal genel kurmaya başvurdu bir dilekçeyle. Böyle böyle yayınlar yapılıyor, iftiralar atılıyor. Böyle alçakça, namussuzca yapılan iftiralara cevap veriniz diyor. Genel kurmaya. Genel kurmay bu iftiralara cevap vermek yerine ne yapıyor biliyor musunuz? Mustafa Kemal'in mektubunu basına veriyor. Tanıdık geldi mi? Orada kendisine aleyhine yayın yapanlara o dilekçede Mustafa Kemal alçaklar namussuzlar dediğinden dolayı Mustafa Kemal'e dava açılıyor. Sen bize hakaret ettin diye. Ve hakaret suçuyla yargılanmaya başlanıyor. Ve Mustafa Kemal Bandırma vapuru'na bindiği gün duruşması var. Avukatından tek ricası şu olmuş ya e, celseleri tehir ettirin bari diyor. Bunu kim yapıyor biliyor musunuz? Mevlanzade Rifat gazeteci. Hani bugünün de e, adı çıkmış gazetecileri var ya böyle komploda e, yer alan kalemiyle falan. İşte Mevlanzade Mevlan Rifat denilen adam da Kürt ayrılıkçı cemiyetinin e, ileri gelenlerinden, yani bugün yakın geçmişte e, subaylarımıza atılan iftiralar, e, iftira atan kalemler, kalemler nasıl aynı zamanda ayrılıkçılığa bulaşmış kalemler ise? Atatürk'ün İstanbul'dayken kendisine atılan iftiralar da aynı şekilde ayrılıkçılık çalışmaları da yapmakta olan gazeteciler tarafından. Aradan yıl geçmiş bu emperyalistlerin aynı taktikleri filmi, hiç değişmiyor o zaman. Evet, aynı yani. filmi tekrar tekrar görüyor gibiyiz. Hatta Mustafa Kemal şeyinde... E, İktam Gazetesi'ne e, kendisine Yıldız Yağmacısı diye darbeci diye hakaret eden e, İktam Gazetesi'ne gönderdiği tekzip yazısında... E, tekzip yazısında değil, yan, e, yanlış söyledim. İleri Gazetesi'nde bir söyleşiyle cevap veriyor. İleri Gazetesi'nde yayınlanan söyleşi bakın ne diyor? Hayretler içinde kaldım. Yani Yıldız Yağmacısı suçlamasını duyunca. Kim bilir bu kim bilir hangi hasis ve gizli çıkar uğruna hangi zavallı utanmaz tarafından düzenlenmiş bir iftiradır. İktam gazetesini tekzip gönderdim. Bu o kadar gününç bir facia ki söylenecek söz bulamıyorum. Fakat bugün namussa saygı da kalmadığını görmekten dolayı çok üzgünüm. İşte o kadar diyor o ...şeylere verdiği yanıtta. İşte bütün bunlar... ...başına geliyor. Tarih tekerrür gibi. Ve taktikleri işte Filmi işte 97 yıl geriye aldığımızda... ...değil mi? 96 yıl geriye aldığımızda... ...yurtsever subaylarımızın... ...başına İstanbul'da neler gelmiş? Başta Mustafa Kemal... ...olmak üzere... 96 yıl sonra neler gelmiş? Bir de bakıyoruz ki e, biz bu filmi 96 yıl önce e, görmüştük diyecek şeylerle karşılaşmış bugünkü yurtsever subaylarımız İşte bunun içindir ki bunları anlatan e, yazımı bütün dünyada e, 2010 yılında Nisan sayısında bu da geçer Yahu başlığını vermiştim. Bu da geçer Yahu bir hat sanatı e, eseridir. Bu sanatı eseri Atatürk'ün Çankaya'daki köşkünde duvara asılı olan bir levhadır. Bu da geçer. Bu yahu. da geçer Yahu. Şimdi bu bu da geçer Yahunun niçin Atatürk açısından ne önemi olduğunu da o bütün dünyadaki yazımızda anlatmıştık. Bekir Ağa bölüğüne hapsolan yurtseverlerden bir tanesi hücresine yazmış bu da geçer yahu diye ve o daha sonra idam edilmiş. Bunun üzerine, bunun üzerine e, hattatlar habire bu da geçer yahu e, hat sanatı üretmişler ve herkes iş yerine, dükkanına, evine bu da geçer yahu. İşgale protesto sloganıdır. Aradan 90 yıl sonra da slogan, size... slogan, teşekkür ederim. Suçum ne oldu Silivri'de? Evet. E, Yine bütün dünyada ben sayısını kapağında. Bütün dünyada yayınlandığı sırada Sayın Haberal e, Silivri'deydi. Ona da bir selam olsun diye bu başlığı atmıştım. Ve oradaki herkese de bir e, e, geleceğin, ten umutlarını kesmemeleri. Bunu da sizin aracılığınızda haber alın. Çok, çok teşekkür Çok sağ olun. Şimdi bakın, Mustafa Kemal'e ve işte Bandırma Vapuruna da görevli olan, yani Samsun'a gidecek olan insanlara vize veren İngiliz istihbarat subayı. Yani o zamanlar işgal altındaki Türkiye'de bir yerden bir yere giderken pasaportla sanki ülkeden ülkeye gidiyormuş gibi yetkililer sizin kimliğinize bakıyor ve tamam gidebilir kaşesi basıyor. İşte o kaşeyi basmakla görevli olan Bennett adlı yüzbaşı 1972'de Türkiye'de kendisine söyleşi yapılıyor. Sen nasıl vize verdin Mustafa Kemal'e ve onun yanında olan heyet'e nasıl vize verdin? Hiç şüphelenmedin mi? Kuşkulanmadın mı? Ee, diyor ki, işte o da bir kitapta Atatürk'e nasıl vize verdim diye bir kitapta anlatılıyor ama bu ses bantının yazıya dökülmüş olduğundan kesin belge olarak kabul edebiliriz. Orada diyor ki, bu görev için 3-4 kişiye vize vereceğimi zannederken önüme az önce size belgesini gösterdim. 35 kişilik... Bir liste gelince Allah Allah ne oluyor dedim diyor. Ya 35 kişiydi bir de baktım ki diyor seb seçme insanlar yani diyor, hakikaten zeki başarılı e, bir heyet gidiyor. Bu nedir diye e, vize vermeden önce komutanlar sordum diyor. Onlar da dediler ki diyor işte e, doğuda bayağı karışıklık var. Bunlar için bu gerekiyor. Yani bu kadar adam gerekli. O zaman e, kendi kuşkularımla, e, kendi kuşkumu kendi içime atıp ha demek ki e, hakikaten önemli olaylar var ve onlar için gidiyorlar. O zaman bastım mühürlerimi e, şeyler ediyor. Fakat asla bunların orada bir ordu kurup bize karşı savaşacak hiç kimsenin aklına gelmedi. Ne demiştim? Atatürk Mustafa Kemal İngiliz emperyalizmine pabucunu ters giydirmiştir. Bunun kanıtı işte bu vize veren subayın sözü. İşte gider gitmez 20 gün 30 gün içinde geri çağrılmaları emri aldandık demektir o başka bir anlamı gelmiyor. İşte verilen görev Türk ıı, direnişçilerinin başını ez görevi, işte yaptığı görev Türkiye karşı savaş açanların başını ezmek. İşte olay bundan ibaret. Diyorsunuz ki 19 Mayıs kadim Türk savaş taktiğinin aynen uygulanmasının bir eseridir. Evet. Bunu da biraz açar mısınız izleyicilerimiz için? Kadim zaman savaş zaman zaman taktiği nedir? Ee, arada bir e, rastlarız. At, at üstünde, elinde ok ve yay, e, arkasına dönmüş e, ok atıyor. Yani e, at bu yöne gidiyor, atın üstündeki Türk süvari ters dönüyor atın üstünde ve geriye ok atıyor. Bu Kadim Türk savaş taktiğinin simgesidir. Çünkü Türkler düşmanla karşı karşıya geldiklerinde önce bir müddet e, boğuşurlar sonra bir işaretle tümü kaçma e, taktiği yani kaçıyor süsü verirler. Geriye dönerler ve kaçmaya başlarlar. Düşman zanneder ki ha Türkler bizi yenemeyeceklerini anladılar. Savaş meydanından kaçıyorlar zannederler. Zafer çığlıkları atarak kendilerini e, kontrol etmeyi de bir yana bırakarak Türklerin geri dönüp ateş edebileceklerini hiç e, akıllarına bile getirmeyerek e, zafer naralarıyla at koştururlar arkalarından. Fakat Türkler ikinci bir ıslıkla şak diye durup geriye döner ve kendinden geçmiş zafer sarhoşluğuna kapılmış olan düşmanını oklayarak e, savaş alanından silerler. Kadim Türk Savaş Taktiği budur. İşte Kurtuluş Savaşımız... Tam bu taktikle kazanılmıştır. Atatürk'ün İstanbul'da kaldığı 6 ay boyunca yenik ve düşmanına hizmet etmeye hazır general taktiği e, rolü e, oynaması, onların güvenini böylelikle sağlaması e, e, ve e, o güvenle, verilen Türklerin başına ezeceksin görevini de kabul ettiğine göre çok güvenilir adam demişler ve göndermişlerdir. Gider gitmez geri dönüp ateş etmeye başlar. E, Türkleri güçlendirerek verilen görevin tam tersini yaparak ağızlarına bir karış açık bırakmıştır. Bu kadar güvendiğimiz adam bak bize ne yapıyor tam tersi yapıyor. O zaman geri gelsin denmiştir. Çağıralım. O da gitmemiştir. Ve gıyabında idama mahkum olmuştur. Hı hı. Yaptığı her şeyde verilen e, görev tanımının tam zıttı da, yer almaktadır. Atatürk'ün bütün eylemi e, kendisine Anadolu'da verilen görevin tam zıttını yaparak geçmiştir. Atatürk İngilizleri ihval etmiştir. Evet. Samsun... Ve yenmiştir. Yani. Samsun'a çıkışı hakkında da çeşitli iddiam. Öncelikle Samsun'un işgal altında olduğunu bilmemiz gerekiyor değil mi? Şimdi Samsun'da 200 adet İngiliz var. asker. Yani 200 askerle ne işi var Samsun'da? Yani şayet Samsun işgal altında değildi ise Salter denilen adam, Hurst denilen e, yüzbaşı. Değil mi? Selter, e, Hearst bunlar e, ne arıyor e, orada? İşgal kuvvetlerinin e, İstanbul'la irtibatını kuran adamlar. Orada bir İngiliz karargahı var yani. 200 nefer de mevcut. E, bunlardan bir kısmı da Rum. Ermeni yani giydirilmiş kıtalar öyle söyleyeyim. Atatürk Samsun'a indiğinde... Ee, içinde 200 kişilik bir kuvvet bulunan, İngiliz işgal kuvveti bulunan bir Samsun'a indi. Şayet güven sağlamamış olsaydı nasıl e, Anadolu'da elini kolunu sallaya sallaya dolaşabilirdi? Atatürk'ün İngilizlerin güvenini sağlaması suç muydu? Görüntü değil yani olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti devleti olmazdı. Evet. Olay bundan ibaret düşmanının güvenini sağladı ve onu en zayıf anında, kendisine en fazla güvendiği anda vurdu. Olay bundan ibaret. Ve Atatürk'ü unutamazlar. Bütün dünya Atatürk'ü unutsa İngilizler unutamaz. 19 Mayıs'ın doğum günü ...olması hikayesini dinlemek isteriz. 19 Mayıs... ...üç tane 19 Mayıs... ...benim aklım. 19 Mayıs deyince aklıma üç tane 19 Mayıs geliyor. Bunlardan bir tanesi... ...Çanakkale, 1915 Çanakkale... ...savaşında... ...en kanlı... ...çatışmanın yaşandığı gün... ...19 Mayıs günü. Orada... On binlerce askerimiz o gün, o gece öldüler. Fakat yine düşman, yine geçemedi. Ama o geç, geçememe bizim en fazla kayıp verdiğimiz e, memiz sayesinde e, geçemediler. O 19 Mayıs gününden sonra e, her iki taraf ateşkes yapıp, ölülerini toplamak zorunda kaldılar. İlk ateşkes de, e, o kadar çok ölü verilmiştir ki hani kokuları çevreye yayılmasın, birlikte gömelim diye e, o kadar en müthiş çarpışmanın yaşandığı gün. İkinci 19 Mayıs bugün e, e, bayram olarak kutladığımız 19 Mayıs. Üçüncü 19 Mayıs Atatürk'ün İstanbul'daki İngiliz e, yardakçılarını diyeyim idama, gıyaplarında idama e, mahkum. mahkum ettiği Birleşmiş millet, Milletler'de 19 Mayıs. 3 demiştim 4 oldu. 4. 19 Mayıs da Atatürk'ün doğum günü olarak ilan etmesi. Şimdi Atatürk ki 1936 yılında İngiltere Kralı Edward e, resmi bir yazıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na Resmi bir yazı e, şey yapıyor bizim dışişleri bakanlığımıza. Ne ilginç biliyor musunuz? İngiliz İngilizlerin yazdığı bu yazının tarihi 10 Kasım 1936. Sordukları şey doğum günün hangisi? Şimdi 10 Kasım 1936 tarihli İngiltere'den gelen resmi yazıda. Atatürk'ün doğum günü soruluyor. Doğum günü kaç? Hangi hangi ayın hangi gününde doğdu? Sorusu soruluyor. Bu e, Atatürk diyor ki ya tamam 1880-81 tamam da yani tam gün ay e, yazılı değil. Bilmiyorum tam gün ay ne? Bakıyorlar bakıyorlar eski tarihe göre e, ocağın dördüyse o Mayıs'ın içinde e, işte 13 günlük takvimler arasında fark var. Tevfik Rüştü arasında beraber oturup hesaplıyorlar, ediyorlar. Çünkü Tevfik Rüştü dışişleri cevap verecek olan Tevfik Rüştü yani o yazıya. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'na geliyor yazı. Atatürk o arada diyor ki, ya niye 19 Mayıs olmasın diyor. Niçin? Yazın diyor, Atatürk 19 Mayıs'da doğmuştur. Doğum günü 19 Mayıs'tır, yazın cevaben diyor. Ve nitekim Dışişleri Bakanlığımız İngiltere Kralı'na Kral, e, kralın yazısına e, Reisi Cumhur Atatürk'ün 19 Mayıs 1881 tarihinde doğmuş olduklarını arz ederim şeklinde bir yanıt gönderiyor. Bu da Atatürk'ün e, İngilizlere attı son tokat. Hani beni e, Türkleri öldürmek e, emriyle Samsun'a çıkartmıştınız ya işte o gün benim doğum günüm. Ve Türklerin de doğum günü. Evet. Bu. Hemen herkese yanıt vermiş oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Bitti mi? Bitti. Süremizin sonuna geldik ama çok çok önemli bilgiler paylaştınız. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim size. Değerli izleyiciler yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına, bütün Kanal B ailesi adına 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar. İyi bir gece geçirmenizi dileriz. Esen kalın.